Karma Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fallen Angel'a artık güle güle diyoruz. Ama ondan öncesinde geçen videoyu izlemediyseniz lütfen onu izleyin. Ardından bu videoya gelirseniz beni çok mutlu edersiniz. Emeğimin karşılığını vermek için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sırf sizler için videoları uzun yapmaya çalışıyorum. Sizler de benim için like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Fallen Angel olarak son videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videonun sonunda ırkımızı değiştireceğiz. Çok istemez sem de değişiklik yapmamızın zamanı geldi. Yorumlarda sizler de artık ırkımı değiştirmem gerektiğini söylüyordunuz. Yeni ırkımız oyunu kolaylaştırabilir veya çok da zor hale getirebilir. Hepsini videonun sonunda göreceğiz. Sizlerden güzel bir like bekliyorum. Bakın şu an bir oyun beni zorlaştırıyor. Bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. İlk olarak bambu farmı yaparak videomuza başlayalım. Kılıcım kırıldığı için arkadaşlar şimdi bunları baltayla içlerinden geçeceğim. Burası Emad'ın bambu farmı. Emad'dan izin aldım bunları toplamak için. Kendimize otomatik bambu farmı yapacağız. Bunu yapma sebebim köylülerle daha güzel ticaret yapabilmek için. Bu bölümde biraz köylülerle uğraşacağız. Dragon'u kesmeye gideceğiz. Ve üstüne üstlük ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hep bunu söyleyeceğim. Irkımı değiştireceğiz. Aslında bambu farmı yapmamıza gerek yokmuş. Emad'ın orayı yonsak arkadaşlar bambu farmı gibi orası. Ama biz bu bölümde çok güzel bir build yapacağız. Onun içine bambu farmı yapmak istiyorum. Ama öncesinde Batu lütfen stokları yenilemiş olsun ki yenilemiş. Açım arkadaşlar. Bütün demirlerimizi Batu'ya veriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Umarım video sonuna kadar bu 20 et bizim işimizi görür. Yapacağımız build'de çok az mangrove odunlarına ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden şuradan topladığımız sepliklerden direkt birazcık odun toplayacağım. Geçen bölümde sizlere ne demiştim? Batu'nun etçisini sevdiğini söylemiştim. Çünkü niye dağın içine yapmıştı ve bunu kıskandım arkadaşlar. Normalde videonun başında sizlere çok güzel bir heykel yapma planım vardı. O 2-3 bölüm önce söylediğim şeytan köylü build'ini yapacaktım. Fakat onun yerine dedim ki Batu bu kadar güzel etçi yaptı kendine. Bu kadar güzel dağın içine oyduysa uzun zamandır sakladığım bir build vardı hoşuma giden. Onu yapmanın zamanı geldi dedim. Allah'ım yine mi yağmur yağıyor? Arkadaşlar bugün bu videoyu çekemeyeceğiz. Ben diyeyim size. Gerçekten evet. Bak oyun da şu anda bana kızıyor. Çünkü ben yağmurlu havalarda dışarıda duramıyorum. Benim için bayağı bir kötü olacak. Yapacağımız birlikte çok fazla derecede ladin oduna ihtiyacımız var. Evimdeki bütün ladin odunların hepsini Emad'a verdim. Emad çok güzel bir build yaptı arkadaşlar. Videosunu yayınladığı zaman mutlaka bakın. Yani tüm buradaki ormanı kurutmak zorunda kaldım onun için. Her yeri kuruttum ama gerçekten değdi diyebilirim. Bir de bizden birisi galiba buranın içinden geçmiş kumların. Bunun gerçekten olması beni üzdü çünkü benim burası için biraz planlarım vardı. Bu yıldı buraya yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Maskenin evinin altı ve maskenin dükkanının altı. Artık burası komple maskenin olsun istemiyorum. Hem de bu taraflara doğru genişlemek de istiyorum. Yapacağım bu yıldı belki sizin hoşunuza gitmeyebilir görünüş olarak. Emad oyuna katıldığı zaman ona burayı düzenleme çektireceğim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Emad beni uyardı. Dedi ne yukarı yap dedi ne aşağı yap. Tam ortala dedi ben geldiğim zaman etrafını süslerim dedi. O zaman hazırsanız arkadaşlar bu yıldımızı yapmaya başlayalım. Neden bu build'i yapıyoruz diye merak edenleriniz varsa hemen sizlere açıklamak istiyorum. Birazdan Dragon'u kesmeye gideceğiz ve bize çok fazla derecede Ender Pearl ihtiyacımız olacak. Ben de bir daha Nether'a gidip Enderman'lerin peşinde koşmak istemediğim için şöyle bir fikir geldi aklıma. Evimde geçen bölümde çok güzel bir köylü farmı yapmaya başladım. Sizler de gördünüz. Bence çok güzel oluyor. Bu köylü farmında köylülere bu bölümde meslek verecektim. Dedim ki acaba hangi meslekleri versem? Köylü gruplarının mesleklerini araştırırken şöyle bir şey fark ettim. Rahiplerden çok güzel bir şekilde Ender Pearl satın alabiliyormuşuz. Hemen aklımda bir ışık yandı. Dedim ki o zaman şunu yapalım. Gidelim köylülerin hepsine çubuk satalım. Çubuk karşılığında zümrüt alalım. Aldığımız zümrütlerle de istediğimiz kadar Ender Pearl alalım. Elimizde zaten fazla bir şekilde ne var arkadaşlar? Bir köylü var. İstediğimiz kadar rahip köylü yapabiliriz diye düşündüm. Bu sayede de çok rahat bir şekilde Ender gideriz diye geldim. Sonunda bu yıldız bitti arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Tek sorun camların takılması kaldı. O 3 tane deliğe camları takacağız. İçine aslında bu videoda yapmayacaktım. Emad'la birlikte yapıp Emad'a kitleme düşüncem vardı ama şöyle bir duvar tasarımı gördüm. Yapmak istedim. Yani çok mükemmel olmadı. Ama çok zordu yapımı. O yüzden güzel oldu. Sizler de lütfen beğenin arkadaşlar. Şimdi buranın içine bambu farmımızı yapacağım. Ama bu videoda farmdan böyle güzel bir şekilde nasiplenemeyiz gibime geliyor. O yüzden Emad'ın oraya gideceğim. Oradaki bambular büyümüştür diye tahmin ediyorum. Oradan biraz bambu yine kaçırırız sizlerle birlikte. Bu arada sorumlusu sizsiniz. Yani iki hepimiziz tamam mı? Yani beni satmak yok. O zaman şöyle yapacağız. Emad bize laf ederse arkadaşlar sorumlusu sizsiniz diyeceksiniz ki biz videoda
ticaret yapılmasını istiyorduk. Buğru abi bir daha Ender Pearl toplamasını istemiyorduk. O yüzden yaptık. Neyse işin şakası bir yana. Tabii ki de Emad bize gelip Bambu'nun şeyini sormaz gibi mi geliyor. Neydi ona da hesabını sormaz. Yarıda şimdilik böyle yaptık. Hem mükemmel mi? Çok değil. Ama burası dediğim gibi bir farm evi olacak. Hızlı bir şekilde buraya ne yapmak istiyorum? Direkt Bambu farmımızı yapmak istiyorum. Kendimi redstone'larla uğraştığım zaman her zaman aklıma Skyblock 1. sezon geliyor arkadaşlar. Skyblock 1. sezonda Wolverine'le birlikte hep şey yapıyorduk, neydi onun adı. Böyle sistemleri yapıyorduk, benim için güzel oluyordu. Hızlı bir şekilde piston yapacağız. Kaç tane piston yapmamız gerekiyor bizim? Bizim çok piston yapmamız gerekiyor diyeceksiniz. Niye çok? Aslında 5 tane ya, çok da değil. Ama abi odun harcamak istemiyorum ya. Bu seride gerçekten birisi oduncu açsa çok ciddi diyorum parayı kırar. Yani öyle böyle parayı kırmaz. Yani seride odun gıtlığı yaşıyoruz arkadaşlar. Size çok ciddi diyorum. 5 tane de gözlemciye ihtiyacımız var. Şuradan yapalım. Son bir tane daha gözlemci yaparsak. Yani dünyanın en basit farmlarından bir tanesi yapacağız. Hatta şeker kamışı farmını da bu sistemle yapıyor insanlar. Zaten anlamışsınızdır. Yani birazcık Minecraft oynuyorsanız. Zaten ki bu seride benim amacım sizlere böyle mükemmel şeyler yapmak değil. Neydi onun adı? Harika sistemler, saatte 10.000 tane getiren şeyler değil. Ki yapamam da. Amacım eğlenmek. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur. Sistemi buraya yapacağım arkadaşlar. Direkt şunların önüne pistonlarımızı koyacağım. Onlar büyüyünce ne olacak? Gözlemciler diyecek ki hey pistonlar, bu bambular büyüdü, bunları kırma zamanı, elektriği verecek bunlara ve ardından direkt bambularımız kırılacak arkadaşlar. Altına da dünyanın en tatlı şeyi, benim en çok hoşuma gidiyor. Hunili vagon koyacağız arkadaşlar. Hunili vagon da onları ne yapacak? Her kırılan bambuyu alacak ve biz de 2 videoda bir, 3 videoda bir buraya geliriz. Bu bambuları alırız. Köylülerimizin yanına gideriz. Deriz ki bize zümrüt verin. Biz size çok güzel şekilde çubuklarınızı getirdik deriz. Gözlemciler karşıya bakacak bu şekilde. Bu arada şu beni çok rahatsız ediyor ya. Şu gözlemcinin yüzü var ya. Ya bilmiyorum nedense beni aşırı derecede rahatsız ediyor derken. Evet, kızıl taşımız yetmedi ve kızıl taşa daha da fazla ihtiyacımız var. Evet, en tehlikeli kişinin evinden kızıl taş almaya karar verdim arkadaşlar. Melis babanın evinin içine gidelim. Bak hala snopayı şeyleri duruyor. Bu kız psikopat. Bak zombisi gitmiş buraya, gitmişim de iskelet asmış. Yemin ediyorum psikopat arkadaşlar. Şu sandığın içinde kızıl taş var mı göremiyorum. Varsa da zaten siz bana yorumlarda yardırırsınız kör ka diye. Şurada varilleri var gözüküyor. Aa bak burada 3 tanesi varmış. Dızladım. Burada var mı? Oo 37 tane burada varmış. Tamam. Sistemi bir blok geriye çekmeye karar verdim arkadaşlar. Evet, sistem denilen şey bu kadar basit bir şeydi arkadaşlar. Buraya bir tek bambuları koymak kaldı. Bir de bunun altına bir tane ray sistemi yapacağız. Bu kadar basit. Ve farmımız hazır arkadaşlar. Bence burası çok güzel oldu. Yani yaparken bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Tabii ki eksiklerimiz var. Mesela tavanımızı yapmadık. Sonra şu kapının girişindeki sağ ve soldaki yerleri bir şey yapmadık. Buraları tuzak kapısıyla bir şey yapmak gibi bir fikrim var. Burayı büyük ben canlı yayında yapacağım. Dedim ki burayı canlı yayında yaparız. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi sistemimiz çalışıyor. Hatta size böyle göstereyim. Direkt buradan düşenlere Huni buradan çekecek ve varile gelecek. Ben az önce yanlışlıkla bir şeyler düşürdüm de ondan dolayı oradaki malzemeler var. Şimdi şurayı şöyle kapatayım. Ardından buralara böyle bambularımızı koyuyoruz. Bambularımız büyüdüğü zaman piston sistemi onları direkt böyle pat diye vuracak. Alttaki varile gidecek. Şimdi yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Normalde camları boyamam gerekiyordu arkadaşlar. Ama ben sizlere bundan yaklaşık 3 hafta önce bir video çektim. İşte Minecraft'ta asla gelmeyecek özellikler mi? Vallahi videonun başlığını unuttum. Öyle bir video çekmiştim. Orada çok sevdiğim bir şey vardı, bir mod vardı. Şöyle tıklayarak boyayla. Tabii ki de şu anda daha fazla bir zarardayım anlayacağınız üzere. Yani bunları kendim crafting de yapsaydım daha güzel olurdu ki mor olmadı bence. Hiç farmımız belli olmuyor. Bunu yeşil yapmak istiyordum ki yeşil boya şu anda sadece Emad'da var. Bakın bir tane bambu hızlı bir şekilde büyüdü bile burada. Acaba bizim yanımızda büyür de sistem çalışır mı? Çok merak ediyorum. Neyse. Buraları böyle şuraların içine de mantar ışıkları koydum. Buralara varil koyabiliriz gibime geldi aklıma. Hani fazla olursa bambularımız burada da stoklayabiliriz. Şimdilik en çok istediğim şeyi yapmaya geldi sıra. O da ne? Köylülerle ticaret yapacağız ki Emad'ın bambuları da büyümüş görmüş olduğunuz gibi. Gidelim.
Ve simya standı yapalım arkadaşlar. Artık rahip köylülerimiz olsun ve onlardan Ender Pearl satışına başlayalım. Burası da neresi diyorsanız geçen videoyu izlememişsiniz anlamına geliyordur. Lütfen arkadaşlar geçen videoyu izleyin. Evimizde Blaze çubuğu kalmamış ki ben hatta hiç Blaze çubuğu almadım gibime geliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel spawnlarımız var ve birazdan burayı da geleceğim. Bir de ne fark ettim videoyu bitirdikten sonra? Buralara ben yaprak koymayı unutmuşum arkadaşlar. Maskenin orada da çok güzel bir yapraklar dökülüyor. Ben az önce evi süslerken yosunlu taşları maskenin oradaki yapraklardan çaldım. Çaktırmayın. Oraya da yosunları koymam gerekiyor. Evet, benim sevgili köylülerim burada olmaları gerekiyor derken bunlar tekrardan zombi köylü olmuşlar. Burada zombi spamlanmış. Güzel. Tekrardan sizin kurtarıcınız olurum derken tek korkum vardı. Evet, o da gerçek oldu anladığım kadarıyla. Burada bir tane bizim bir zümrüte bir tane tamir aldığımız köylü vardı. Biz burayı neden ışıklandırmadık? Shader kullandığımız için bize her yer parlak geliyor. Evet, o köylüyü kaybetmek benim için şu anda çok kötü oldu. Elimizde de köylü sayısı da azalmış. Bu da kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Hemencik bunları bir iyileştirmem gerekiyor. Nasıl böyle bir hata yaptık bilmiyorum arkadaşlar ama gerçekten bizim için kötü oldu diyebilirim. Şöyle şunları direkt iyileştirmeye başlayalım. Ama en çok üzüldüğüm şey tamir köylüsünün gitmesiydi ve şu anda bana zaten 4 tane köylü lazımdı. Neyse şuradaki hasarsız olanı da yeniden rahip yaparız. Ama onun da bir an önce şey olması lazım. Zombileşmesi lazım ki bize indirim yapsın. Abi bir zümrüte de alamadık ya tamiri. Gerçekten şu an moralim çok bozuk. Tüm köylülerimiz iyileşti arkadaşlar. Şimdi onları teknelerden çıkartıyorum. Onları böyle kayışla tutarak yerlerine getirmeye çalışacağım. Sen gel bakalım birazcık benimle birlikte gel. Gençler küçük bir sorunumuz var. O da şu, bu köylülere meslek verdirtemiyorum. Sebebi ne? Onu hiç anlayamadım. Bilenler varsa yorumlara yazarsa mutlu olurum. Hani köyün delisi de değiller gördüğüm kadarıyla. Ama nedense meslek almıyorlar. Şimdilik şunu da şöyle bir koyayım. Burada biraz da olsa belki mob spamlanmasına engelleriz gibime geliyor. Olsun, şu içeride bir tane daha sağlam köylüm vardı. Ona şey yapmaya çalışalım, okçu yapmaya çalışalım. Az öncekinde de ısırttırdı kendini bu bir güzel bir şekilde. Gel bakalım sana da şöyle bir mesleğin gereği okçuluk verelim. Bakın ha, bu aldı meslek. Ama diğerleri nedense aldıramadık. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel bir indirim vermedi. Yani 20 tane çubuğa bir zümrüt veririm diyor. Bu benim için güzel bir şey değil arkadaşlar. Bir kez daha aslında bunları böyle ısırtabilirim. Öyle bir kötü bir düşüncem var. Yapsak mı? Bence yapsak hiçbir şey kaybetmeyiz gibime geliyor. Ben bir koşu zombi bulayım. Gel, gel belanı mı bulmaya geleceksin? Aynı işlemleri sizlere sürekli göstermek istemediğim için arkadaşlar oraları kestim. Tekrardan köylülerimi iyileştirdim. Zombi ettimi iyileştirdim. Şimdi onlara tekrardan meslek verelim ve bakalım bize istediğimiz ucuzlukta indirimini yapacaklar mı? Evet, mesleğini aldırdık. Rahip oldu. 13 tane çürükete bir tane zümrüt veriyor. Ya iyi, yine de güzel güzel bence fiyatı düşürdük. Şimdi sen oradayken şöyle içeri. Ya kaçma gözünü seveyim. Evet, bu köylümüz tekrardan meslek almıyor. Bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi sizler bana yorumlarda söyleyeceksiniz. Mesela sen geç oraya, seni de bir rahip yapmaya çalışsak. Bakalım yapabilecek miyiz? Hayır. Bug'a soktun envanterime. Şöyle bir geç bakalım. Evet, bu da meslek almıyor. Zaten bir tanesini şunun mesleği diğer köyde kaldı. Abi... Bir tane çubuğa bir zümrüt. Ben seni yerim. Ama senin masan öbür köyde kaldı. Seni biz nasıl yenileteceğiz? Şurada bir tane daha masa var. Şunu alayım. Nereye gitti masam? Gel bakayım. Şurada bir tane daha benim mesleksiz köylüm vardı. Nerede? Oğlum bir tane daha olması lazım sizden. Bir tane daha mesleksiz olması lazımdı. Yok mu öyle bir köylü? Aa, bu aldı meslek. Aa, adam meslek beğenmiyordu arkadaşlar, fark ettiniz mi? Ama senin benden çubuk alman gerek. O yüzden ben sana, sen benden... Aa, şu aldı mesleği, tamam. Tamam, 8 taneye alıyor. Tamam, güzel. Hiç sorun değil. Bir golda bir tane zümrüt veriyor. Bence bu aşırı derecede karlı. Bunu asla kaçırmayacağım arkadaşlar. Rahibi biraz daha upgrade'lersek eğer, benim kızıl taşa ihtiyacım vardı. Bize birazdan Ender Pearl satmaya başlar gibime geliyor. Gel kardeşim benim. Aa, sen kendi yenileyemiyorsun. Ama sen kendi... Abi...
Sen de bizi mi düdükleyeceksin? 18 tane nedir ya? Biz senin hayatını kurtardık ya. Biz gidip kurtarmadık mı seni? Aa, yayın güzeline bak. Oğlum alırım ki. Dragon'un yanına gideceğim. Bir daha hiç ya yapmakla uğraşmam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Alırım. Yani işimi görür her türlü. Evet, sen kendini yeniledin ama hala bana Ender Pearl satmıyorsun. Tamam, ben de sana Kızıltaş alırım alabildiğim kadar. Git kendini yenile. Evet, sen kendini yeniledin. Abi sen nasıl bana Ender Pearl satmıyorsun? Uzman oldun bir de sen. Senin bana Ender Pearl satman lazımdı. Gençler, ben bunun neden meslek almadığını şimdi algıladım. Bu büyük ihtimal bizim kürsü. Evet, yani görmüş olduğunuz gibi kütüphaneci köylümüzdü. Ondan dolayı meslek almıyor. Şimdi aklıma geldi düşünürken. Ve şu anda moralim çok bozuk diyeceksiniz. Neden? Ender Pearl satmadı bana. Ender Pearl dışında satılabilecek ne varsa hepsini satışa koydu ve elimde başka köylü de yok. Artık yeter arkadaşlar. Kendimle çelişmekten bıktım. Ender Pearl toplamaya Nether'a gideceğiz ve bana yardımcı olmak için grup hepsi arkadaşlarım geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Dalton benle birlikte. Bir şey söyleyeceğim. Eğer Nether'a gidersek Ender Pearl bulma olasılığımız birazcık zor. Niye? Enderman orada çok. Nether'a gidiyoruz. Nether? Nether'da Enderman daha çok. Nether. Ya bu nedir ya? Evet, evet, o yeni giren biyomlar var ya, Kızılköy falan filan. Oralarda Enderman bulma olasılığının normal dünyana daha fazla. Ben var. Gelemem Nether'a. Niye gelemezsin? Niye kaçıyorsun? Ben Nether'a giremiyorum. Aa, yasak mı? Sen evet. Aa, çünkü onun Ender Pearl yemesi gerekiyor arkadaşlar. Büyük ihtimal oyun zorluk olsun diye onu oraya sokmuyor. Neyse, biz üçümüz buluruz gibime geliyor. Ben Nether'da dans ediyorum, dans. Çünkü eğer ateş koruması 2 varsa, 2 basabilirsek setimden herhangi bir şey girebiliyorum. Ateş koruması 2. Batu, 12 tane tecrübe iksirim var şu şişede. Satabilirim sana, ister misin? Tanesini bir... Ah, hadi hepimize şu an videoya gelenlere. Oh, Melis nasıl kaçıyor? Melis sakin ol baba. Melis, bir anda hayır işleyesi geldi. Vay vay vay. Arkadaşlar. Çok uzun sürmüyor ya. Kısa ya. Sizlere yeni yapmış olduğum Hobbit evini göstermek istiyorum. Aslında burası XP falan. Aa, Hunim çalışmıyor mu? Ben bunu bir kat aşağıya mı yaptım? Ulan bir dakika. Evet, şimdi fark ettim. Evet, bir kat aşağıya yapmışım arkadaşlar. Mantıken sistemde çalışmıyor. Siz şu anda yorumlara yazmıştınız. Abi çalışmayacak o sistem. Çok fazla aşağıya yaptın diye, değil mi Melis baba? Ben de diyorum ki. Kesin ben yazmışlardır. Ben gideyim yazayım da önceden. Bir dakika sen, bir dakika. Sistemimiz sorunsuz çalışıyor. Amacım buradan bambu kasıp. Lan. Oğlum adam girdi içeri, baksana. Deneme yapıyoruz. Deneme yapıyor. Attığı içine. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bambuları alıyor sistem. Çok sağ ol Batu. Batu, bildiğin vision oldun ya sen. Çok iyi. Ama Batu, şu partikellerini alabilir misin burada? Hemen başka yere taşıyorum onu. Hemen şöyle. Teşekkür ediyorum. Burayı biraz kirletme. Hadi arkadaşlar, çıkalım buradan. Şimdi sen kendine diyorsun ki bana ateş koruması lazım, öyle mi? Evet, ateş koruması 2. Ateş koruması bir de 2 istiyorsun. Evet. Hemen buranın da halka açık yaptığı sihir yerine gidelim. Evet, level olan var mı bu arada? Kanka, köye baskın, altta köylülerim var. Arkadaşlar, bunu ben yapmış olabilirim ya yanlışlıkla. Üzerine lanet mi var? Yeni geçti. Yeni mi geçti? Bir şey diyeceğim, nereden geliyor baskın? Olsun, yine indirim alacağım onlardan, güzel. Ama bu sefer artık bedavayı vermeleri gerek. Bir zübütü alıyorum, görüyor musunuz nereden geldiklerini? Kanka, soldan duydum ama. Benim güzel kulaklarım. Ben de buranın evinin arkasından duydum sanki. Aa, evet, evet. Evimizin arkasından geliyor sevgili kardeşlerimiz. Şu baskını bir... Bak Melis ya, tavayla kovalıyor. Sen nasıl bir kralsın ya, yemin ediyorum. Melis, gel. Şu tam benim var ya şey, adını siz söyleyin. Tarla. Tarlanın orada. Gördüm Melis bir vuruyor, bir ses geliyor tavadan. Evet. Bana yanlışlıkla vurma da, bayılmak istemiyorum. Melis bayıltıyor herkesi. Baba sakin ol. Sakin ol, geçecek. Sakinim. Benim mizacım böyle ya. Batu, şey diyeceğim. Sahilde sandıkların içinde büyülü kitaplar var. Oranın içinde şey olabilir. Ateş koruması. Aha, burada gördüm. Oh, Batu ikinci defa öldü. Batu. Oğlum, biz bu ekiple dragon kesmeye gideceğiz. Bunun farkındasınız değil mi? Siz bir set yapsanız da kendinize arkadaşlar. Güya setim var Allah aşkına ya. Yuh. Demek şurada biz onun üzerinde bir adı. Melis, nasıl? Bence o nasıl yeni hareketi? Çok iyi, 2,5 kalbim kaldı. Seninkini öldürmemem gerekiyor. Arkadaşlar, bizim çok güzel set yapmamız lazım. Ben içimden şey diyordum ya, dragonu alırız biz ya. Biz uyandırıcı geldi. Biz gerçekten dragonu alırız. Dragonu alırız. Da şu an bu bizim.
Bunlar Dragon'dan daha zorlar. Emin misin baba? Dragon bence bizim içimizden geçecek ama daha setimiz yok. Daha set yapmadık arkadaşlar. Ve daha Ender Pearl'ümüz de yok. Yok ya, ne biçim vuruyor? Süpersin. Tamam, intikamını maske aldım. Maske süpersin. Abi bitmeniz lazım artık, yeter. 7 7 kanka. Benim bildiğim doğru 7 tane gelecek. Bu sefer yemedi. Çok maskeli gesprili bak nasıl geliyor. Oğlum nasıl aklıma gelmedi lan? Gel gel arkada arkada arkada. Arkadan geliyor. Çirkin patatese doğru. Çirkin patatese doğru. Tamam, çirkin. Çirkin patates. Çirkin patates ta. Oğlum. Şaşkın o. Şaş. Tamam kardeşlerim. Hop. Sakin ol baba. Oo. Oy. Oy, görmeyeli tamam, siz ne kadar hemen güçlenmişsiniz ya. Jonjon döneminden sonra bunlar hiç daha baskı yapmadığımız için. Evet. Tamam. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Köylüler gelin bakalım indirmeye. Allah. Oğlum şu sinir bozanları bir alsaydım. Maske aldın mı şu alttaki sinir bozanı? Kanka alamadım. Bunlar çok öldü. Sinir bozuyor. Bizim burada yine bir rahip oldu lan. Bir zümrüte lapis diyor. Golden var mı? Ah sattı. Bir zümrüte Ender Pearl, bir zümrüte Ender Pearl, bir zümrüte Ender Pearl, bir zümrüte Ender Pearl. İşte bu. Sen mükemmelsin. Tamam sattı. Tamam. Sattı gitme. Şimdi 12 tane Ender Pearl'ümüz oldu. Bir önceki sahneleri arkadaşlar gece yarısı Emad'dan birlikte çektik. Başka bir köye gidip başka bir rahip köylü yapacaktık ve ondan Ender Pearl satın almak istiyorduk. Ama oyuna girdiğimizde evin içinde bir tane köylünün rahip olduğunu gördüm arkadaşlar. Nasıl olduğu hakkında gerçekten bir fikrim yok. Onu gece boyunca upgrade'ledik. En son seviyeye getirdik ve şu anda envanterime bakın, görmüş olduğunuz gibi istemediğimiz kadar Ender Pearl var. Al Batu, yersin bunları kardeşim. Al fakir bile. Yersin fakir. Allah rızası için. Allah rızası. Batu hayatı boyunca göremediği kadar Ender Pearl'ü gördü. Çaldılar mı onu? Ha? Evet, birisi çaldı. Al Batucuğum, al. Batu al. Adam sonunda arkadaşlar yemek gördü biliyorsunuz. Batu'nun ırkı gereği sadece Ender Pearl yiyebiliyor. Bu arada dün köye baskın oldu. Baskının olma sebebi kim? Kim bu gözlerine? Maske değiliz. Arkadaşlar. Baskın sonucunda hepimize iki tane ölümsüzlük totemleri düştü. Sizde var mı Batu, sende var mı ölümsüzlük totemi? Yok, bende yok. Tamam o zaman eziklere düşmemiş. Burada çok güzel köylüleri buraya koyduk. Bundan çok güzel bir şekilde tecrübe iksiri alıyorum. Bu arada tecrübe iksiri satışlarım başladı. Enç yerinden satın alabilirsiniz arkadaşlar XP'niz bittiği zaman. Çok fazla stok koydum. Ve burada da bakın şimdi ne yapıyorum. Bakın gel buraya 3 tane çubuğa zümrüt alabiliyorum arkadaşlar. Bir tane çakmak taşına da zümrüt alabiliyorum. Bu çok karlı bir köylüm. Buradan da geliyorum Ender Pearl alabiliyorum. Mesela Batu biraz daha Ender Pearl ister misin? Alayım mı sana? Yemek ister misin? Evet. Aç karnımı doyur. Aç karnımı. Al tamam hadi acı da. Al kardeşim benim. Ve buradaysa Emad gece boyunca arkadaşlar uğraştı. Bir zümrüt. Lan Emad. Ne almadıysan gider kanka. Değiştiriyor kendini de. Evet. Değiştiriyor muydu? Ya ben bunu videoda göstermek için saklıyordum ya. Emad bakayım mı? Değiştireyim mi? Emad sen Ende gelme. Sen git sabaha kadar burada onunla uğraş. Hadi biz gidelim. Şuna bakın bir blok boyu var arkadaşlar. Dün maden yapıyordum. Ya ben siz bir blok ezdin mi? Maden kanalları buldum o kadar koyduk ki. ya bir blokla adam gitti bana dün gece şey yaptı ya. Yarım saat boyunca şeyi çıkarmaya çalışmıştı benim canım kardeşim. Tamir çıkarmaya çalışmıştı. Aa yine çıkardım. Çıkardın ya sen. Ya seni çok sevdiğimi söylemiş miydim? Şaka çıkarmadım. Ya öldürsene. Aa. Öldür kanka hak etti. Vurma. Tamam Melisa. Melisa, Emad koy onu oraya. Boyu kadar zaten. Lan, çocuklara vurulmaz lan. Burada bundan sonra da görmüş olduğunuz gibi lapis de satıyorum arkadaşlar. Lapis de alabilirsiniz. Tecrübe iksiri de alabilirsiniz. Her türlü hizmet başladı. Büyük kitapları da satışlarımız başlayacaktır. Özellikle tamiri burada. Yuh çok pahalı bu ne? O kızım 4 taneye bir tane ona daha. Ona değer. Ona değer bak görüyorsun. Valla çok pahalıymış. Seferoğulları Airlines uçuş için hazırlar. Emad atıyor arkadaşlar. ETP'de Emad göz atıyor. Efektimiz de var fark ettiniz mi? Arkamızdan ateşler geliyor. Evet. Roket gibi. Melis'ten geliyor çok güzel. Emad istersen patlat bir tane daha göz. Devam. Dümdüz mü gidiyoruz arkadaşlar? Aynen öyle.
Karma'nın bu özelliğini seviyorum ya. Yani az mod var ama gerçekten çok güzel modlarımız var paketimizde. Evet, Seferoğulları, nasıl, yolculuktan memnun musunuz? Birazdan yemek içecek servisimiz başlayacaktı. Ben kek istiyorum ya. Kek var mı? Var kardeşim. Üzümlü keki var. Sen tanışsın sana iki tane vereceğim, tamam mı, dönerken? Almayanınkini de sana vereceğim. Muavin düğmesini boş yere kullanmayalım lütfen. Sağ tarafa baktığımızda tropik adalar ve muhteşem bir sahte portal görüyorsunuz. Sol tarafımızdaysa yepyeni görmüş olduğunuz gibi harika bir köy bulduk. Köy var. Ve buranın koordinatını lütfen kaydediniz. Tamam, sen şey yapar mısın lütfen? Mazut atar mısın arabaya? Biraz mazut at. Dur. Yön değişti. Yön değişti, dur. Yere in. Yere iniş yapılı. Bir saniye sakin. Güzel bir alan arıyorum. Kule, anlaşıldı tamam. Kule. Oh, evet. Türbülansa girdik. Arkadaşım şapkan nasıl? Melis Eva da şapkayı muamelesi çekiyor. Eva o kadar küçüksün ki milletin maşası şapkası olmuşsun sen. Hadi patlat bir tane daha. Arkadaşlar bulduk. Gençler bulduk. Atlayın. Su koydum. Gelin. Hızlı. Bakın bizden atladım. Hainler burayı bulmuş arkadaşlar. Bizi tehdit eden sahtekar, videomuza gelmeyen insan. İsmini vermeyeceğim. Neyse. Cacat. Çok güzel. Herkes geldi mi? Geldim. Geldiniz mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar, evet. 1.19 sürümünde, yani daha doğrusu yeni mağaralarda hiçbir şekilde İnmeyin. Abi, parlayan, işe yaramayan şeyler var burada, ahtapotlar. Bir dakika, havalı tabela yapacağım zaman işimizi görür. Oo, maske! Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Antik şeyi. Oy. Hadi rahatsız edelim. Plan değişti. Portala gitmiyoruz. Burada takılıyoruz. Rahatsız edelim. Vardan'ı rahatsız edelim. Yok. Arkadaşlar bir tek ben uçamıyorum galiba. Yukarıda kaldım ben, ne olur. Melis niye sırtıma atlamadın? Nerede Melis? Bir saniye, ben Melis'i bulayım. Yukarıda kaldım Buğra. Bekleyin. Oğlum inemiyorum ki, baksana her tarafa yapışıyor. Evet'in boyuna göre yapmışlar madeni ya. Oy. İşte. Arkadaşlar tamam. Bakın şimdi Batı'nın orijini sayesinde bulacağız. Spam point alsan yeter, uyumana gerek yoktu. Tamam. Aldım. Şimdi Vision ol. Hadi Vision ol ve git, ara, bul. Hadi. Elveda. Oğlum aşağı gitmeyecektim. Buldum. Buranın aşağısı mı? Tamam arkadaşlar. Benim baktığım, sana bakıyordum ya, sola doğru kazın. Silverfishlerle savaşıyorum, bir dakika. Biz varız ya. Baba gelirlerse kaçarız. Baba korkma, arkanda ebat var. Kapı gibi diyorlar ya. Ben korurum. Bak kemiğini almış. Ya. Yapma. Aslında evet, bak güzel taktik. Sesli şey veriyoruz. Bordu kandırmaca. Evet arkadaşlar, sonunda bulduk. Şurayı, spam pointlerimizi çekelim. Maske sen çekme. Sen çok güçlüsün. Aramızdaki en güçlü kişi sensin. Melis lütfen çöplerimizi böyle bir daha yerlere atmayalım. Hazırsak. Maske gelmeye düşünüyor musun, yoksa korkup oyunu mu kapattın? Geldim. İkinci şeyi bulduğum için. Maske, kitaplı. Kitaplıkları bırak, ben sana vereceğim. Arkadaşlar hazırsanız içeri atlayalım. Ve Karma Survival'ın ilk dragonunu hep birlikte ne diyor? O ne lan? Bye to stop. Ya Allah'ım, ya Rabbim, işte pembe aksilotumu istiyorum. Ağla. Ya o. Niye İngilizce peki bunlar? Ya kardeşim benim ya. Aa! Şey yapmış. Dur. Trollemeye çalışmış. Blok koymuş ama ben uçabiliyorum. Dikkat edin orada. Tamam. Troll yapmış. Troll yapmaya çalışmış ama arkadaşlar yemez. Yani burada yukarıya kim var arkadaşlar? Arkadaşlar dikkat edin. Oradan bir blok uçmuş. Ama güzel tarafına bakın. Çünkü ben neyim? Sen düştün. Oğlum hayır ya, şimdi Fallen Angel'da değiştireceğiz ya biz bu videoda. Neydi onun adı? Oğlum umarım kötü bir şey gelmez ya. Belli olmaz. Hiç belli olmaz o. Yani. Ah! Öldüm, ölümsüzlük totemim devreye girdi. Allah kahretsin, ben Dragon'a da ölmemiştim. Şeyi patlatırken üstüne patlattım. O kadar çılgınca yapacağımı bilmiyordum arkadaşlar. Şov başlayalım mı peki? Başlamadan önce yanında şey getiren var mı? Cam. Cam ben getirin. Aa, bırakmışım onları. Şişe getiren var mı? Dragon nefesini alırdı. Ben getirmedim. Not almıştım, getireceğim diye. Bende 9 tane var. Var mı? Emad sen şey yapar mısın? Neydi onun adı? Dragon'un biliyorsun nefeslerini. Tabii ki. Şurada bir tanesi demir parmaklık. Aa, Emad! Biriz! Yapma. Batı onu kırman gerek. Tamam, biliyorum ben bunu. Arkadaşlar şimdi şey taktiği yapacağız. Dragon'un altına... Aha, Batu uçtu. Batu, spam point'im var değil mi? Hemen geliyorum. Tabii var. Tamam, sorun yok. Arkadaşlar bütün her şey hepsi kırıldı. Dragon'un oradan şeyi yapacağım. Yatak nefes koyacağım. Nefes alıyorum. Nefesleri al. Şu yatak... Aldım. Bakın Dragon'u, bakın canına bakın.
Bakın canına yatakla alıyorum şu anda sadece. Patladı patladı. Evet onu yapacağız da. Biri bana vuruyor lan. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki uçarak ben de yapardım. Evet haklısınız, siz de yapardınız. Bir şey diyemem ama. Melis şunları şöyle koyuyorum, birisi... Of canım fena gitti. Son ölümsüzlük totemine. Önüne blok koy, önüne blok koy. Koymadım, evet farkındayım. Emma Turma sen patlatır mısın diğerlerine? Hayır, benim boyum kısa. Sen yaparsın ya. Ben çocuk kategorisindeyim, yapma. Yap ya. Oğlum iki tane şeyi kullandım. Ölümsüzlük totemi kullandım. Hayır, hayır. Gazı süper gene... çocuksun sen. Ben bence maske yapsın. Çünkü benim şişmanda bana ben gözlüklüler önce ölür. Yaparsın değil mi maske? Sen rahat ol ya. Maske al kanka. Al. Kanka neredesin? Ha, ay. Enderman bana. Oo. Arkadaşlar endermenler bana geliyor. Maske. Geliyorum. Ben sana atacağım. Kurtardım yere. Tamam sen bana at, ben şey yaparım. Kanka şu yere 3 tane bıraktım. Al onları. Son vuruş yapmak ister misin Burak'a? Kanka hiç burumda bile değil. Onlar gelmeden XP'yi birlikte paylaşalım. Çabuk. Çabuk. Hayır, kanka. Kanka gelmiyor ki. Ejderha gelmiyor. Kanka ama yatağı nasıl koydun maske? Sen var ya kralsın ya. Maske. Gel buraya gel. Tamam. Of. Oy biri var ya, mahvetti lan. Aa vuruyorum yukarıdan kanka. Tamam. Arkadaşlar daha XP vermiyormuş. Daha XP vermiyormuş duydum. Ya. Evet evet XP vermedi. Gidin lan buradan. Hepsini yukarıda alıyorum. Yukarıda alıyorum hepsini. Düşmeden. Hayır. Topla. Hayır. Maske şeyin var mı? Yemek verebilir misin maske? Oğlum, maske. Bu kadar mıydı? Al vereyim al. Attım. Altın. Nereye attın? Ya, bir saniye almayın. Öleceğim. Şunu öldürün. Aaa! Hayır. Arkadaşlar boyum XP'lere yetmedi. Onu sonra pistonla alırız ya, dragonun yumurtasını. Gelin abi. Çaktırmayın. Hemen çıkar yapıyorum. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar geçmiş olsun. Gelin. Biz kanatları almaya gidelim arkadaşlar. Şunu Allah kahretsin. İşte. Bakın şöyle bir girmeyi denesek. Gelebildiniz mi? Ben girdim. Ben de girdim. Hayır, sakin. Ben varım sakin. Şimdi oğlum çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Kanatları almaya hazır mıyız? Onu söyleyeyim. Yeah. Ve ırkımı değiştireceğiz arkadaşlar. Irkımı değiştireceğimiz için aslında biz Ende geldik. İlk gemiyi bulsak Batı ve Emat gelemiyor. Geçmiş olsun. Oha işte adam kanat düşmüş. Yalana bak ya. Nasıl yalan? Yalan söylüyor ya. Siyah kanat, normal kanat değil. Aa gördüm sonunda bir tane gemi. Aa süper. Maske benim kanadım olsun. Vardır. Vardır bak şurada kanat var. Maske in şimdi oradan. Evet. Şalkır valla vururum seni. Evet. Irkımı değiştirebiliriz arkadaşlar. Tamam ben hazırım. Gerisi hiçbir şey önemli değil şu anda benim için. Oh şunları aldım. Şunu da aldım. Baya güzel bir tane kask buldum. Çok güzel. Şunda da ipeksi olsa. Miner Kalper tamam. Beyin Miner. Arkadaşlar hemen benim ırkımı değiştirelim. İlk öncelikle benimle birlikte Ende geldiğiniz için, videoya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir takım arkadaşlarımsınız. Fallen Angel'a veda etmek hiçbir şekilde istemiyorum. Dragon da onun sayesinde kestik. Bu seride ne yaptıysak her şeyi Fallen Angel sayesinde yaptık arkadaşlar. Bakın oğlum siz burada beni yuvalamanız lazımdı ama siz de hak veriyorsunuz ona biliyorum. Her şey bu güzel ırk sayesindeydi. Hepinize çok neyse. Bir yolculuk için sana teşekkür ediyorum Burak. Aşağıdayım. Teşekkür ederim. Vallahi ben de teşekkür ediyorum Emat. Seninle birlikte çok güzel şeyler yaptık bu ırk sayesinde. Ama taksicilik görevimi de bırakmak istemediğim için Elise almak istiyordum arkadaşlar. Böyle hızlıca bir Ende gittik geldik. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Başka bir şey demeyeceğim. Fallen Angel videolarıma güzellik kattığın için, çok güzel bir ırk olduğun için sana çok teşekkür ederim. Gerçekten kötü şeyler yaşamışsın. Ama bu kötü şeyleri benimle birlikte umarım sana unutturabilmişimdir. Gördüğüm en güzel orijin sendin. Burak'a son bir isteğin var mı? Var. Beni Melis öldürsün. Melis tavayla öldürür müsün? Evet, tavayla. Lütfen Melis baba. Daha iyi bir şey isteyemezdim benden. Bence de baba. Şuraya at kendini Burak'a. Astım kardeşim benim kendime. Vur baba. Gitsin Fallen Angel. Vur ya. Hazır mısın? Vur. Gerçekten şirinler görüyorum şimdi.
Yemin ediyorum. Bu ne? Bu nasıl bir ırk? Ne oldu? Ben skinimi değiştirecektim. Arkadaşlar, özelliklerimizi gelecek bölümde öğreteceğim.